Stüdyo konuğumuzla birlikte Türkiye'nin dış politika gündeminin ana başlıklarını değerlendireceğiz. Konuğumuz Giresun Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Aygün Attar. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Dış politikamız çok hareketli ama siz önemli bir toplantıdan döndünüz hocam. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel İttifak Toplantısı. Evet. Neler konuşuldu, gündemde neler vardı, hangi başlıklarda siz görüş bildirdiniz bu toplantıda? Evet, aslında şu anda biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz Orta Doğu bölgesinde yaşanan olaylar da dahil olmakla dünyada aktüel özellik taşıyan tüm konular masaya yatırıldı. Neden de şu, toplumsal cinsiyet eşitliği kadın erkek fırsat eşitliği ile birlikte aynı zamanda toplum içerisinde mevcut olan kadınların savaşlar nedeniyle, göçler nedeniyle, yaşamış oldukları yerleri zorunlu olarak terk etmeleri nedeniyle karşılaşmış oldukları problemleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla çok girift bir konudur. O anlamda da tam da Rusya krizinin hemen sonrasına denk gelmesi ve Cenevre'deki o iki gün süren daha sonra da küresel ittifak bir çerçeve belirlenmesi ve bir beyanname imzalanmasıyla devam edecek iki gün dahası vardı. Toplamda 4 gün. Bütün bunlar orada gündeme geldi. Ama takdir edersiniz ki dünyanın Avrupa Birliği'ne üye olan devletlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden CNN'den özellikle Christian Amanpour'un açılış konuşmasıyla başlayan Dünya Gazeteciler Dernek Başkanı, Dünya Yazarlar Derneği Başkanı ve dünyanın bütün İslam Teşkilatı Birliği, Afrika Birliği, Avrupa ülkelerinin tüm üst düzeyde katılımcılarının olduğu Dünya Af Örgütü, aynı zamanda da 15'ten fazla devletinde bakan ve hükümet sözcülerinin temsil edildiği bir toplantıydı. Böyle bir toplantıda ülkemizi temsil etmek Türkiye adına tabii hem gururluydu hem de son derece sorumluluk isteyen bir işti. Çünkü tam da o uçak düşürme olayından sonra çıkan kriz sonrasına denk geldi. Dolayısıyla tabii ben orada elimden geldiği, bilgimin yettiği kadarıyla ve bir vatandaş tasubuyla da aynı zamanda akademisyen kimliği dışında da Türkiye'nin bu krizde haklı pozisyonunu anlatarak aynı zamanda da aslında konuşmam metnimde de yer alan cümleler aynen şöyleydi. Benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün uluslararası işbirliği antlaşmalarının içerisinde yer almak ister. Barış namına, adalet namına toplumsal cinsiyet eşitliğini de bunun bir parçası olarak görmekteyiz. Hocam aslında Türkiye'yi sizin temsil etmeniz bu anlamda bir şans. Zira siz Rusya Federasyonu'na eski Sovyet coğrafyasını çok yakından tanıyan bir akademisyensiniz. Evet. Yönetici kimliğinizi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Aynı zamanda Türkiye'yi çok yakından tanıyan bir akademisyensiniz. Türkiye, Azerbaycan, Kafkasya ve Orta Doğu'yu çok yakından bilen bir akademisyensiniz. Bu anlamda tam da bu kriz döneminde sizin tarafınızdan temsil edilmesi Türkiye açısından da bir şans olarak görülebilir diye düşünüyorum. Hocam, Irak'tan başlayalım mı? Başlayalım. Güney sınırlarımız ateş hattına dönmüş durumda. Sınırlarımızı hem terör tehdidine karşı korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da diplomatik krizlerle uğraşıyoruz. Evet. Bu Başaki kampını siz nasıl gördünüz? Bunu bir geri çekilme olarak algıladınız mı? Irak hükümeti durduk yere 21 yıldır burada Türk askeri. Neden şimdi böyle bir hamle içerisine girdi? Sağ olun sorunuz için. Çünkü aslında mevcut olan tüm problemler çok komplike bir soruyla bana yönelttiniz. Ben de elimden geldiği kadar aydınlık getirmeye gayret edeceğim. Şimdi bir kere söylediğiniz bu mevcut durumdan olaya baktığımız zaman eksik olan bir taraf da kaldı. İzninizle ben de onu eklemek isterim. Sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz hususlar var. Bir de artı içeride de bir hendek siyasetine dönüştürülmüş olan iç terörle mücadele çok var. Doğru. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Allah devletimizin yardımcısı olsun demekle birlikte ama kamu güvenliği açısından Türkiye'nin bir devlet kimliğini istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğu gerçeğinden yola çıkıyor.
çıxarıq, dışarıda sınırımızda neler oluyor, bunları söylemek istedim ben. Devletin en üst düzeyde yetkilisi olan Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Cumhurbaşkanı tarafından isabetli bir şekilde bir açıklama yapıldı birkaç gün bundan önce. Orada aslında başkada mevcut olan eğitim amacıyla varlık gösteren Türk askerlerinin orada bulunması ve eğitim verilmesi teklifinin İrak devleti tarafından gelindiği ifade edildi ve buna da bir tekzip gelmedi. Peki doğru sordunuz siz de, ne değişti? Çok şey değişti. Şimdi bir kere ben birkaç gün bundan önceki bir televizyon programında da şöyle söylemiştim. Biz artık dün buydu, bugün buydu günleri değil, saatler konuşacağız. Türkiye'nin sınırında olaylar öyle hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor ki dış devletlerin o bölgeye empoze ettiği siyasi nedeniyle ve icraat nedeniyle her saatin birbirine farklı olmasına alışık olmalıyız. Ve Dışişler Bakanlığı, devlet, bütün herkes, sivil toplum kuruluşları, sizler, yayıncılar ve bizler, bilim insanlarının, herkesin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Şimdi nedir burada? Türkiye sadece orada, burası bir gerçektir, itiraf etmek gerekiyor ki bir eğitim amacıyla varlık göstermiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin stratejik hedefleri içerisinde olmazsa olmaz olan sınırımızın çok önemli bir kısmını oluşturması dışında medeniyetimizi, tarihimizi, kültürel değerlerimizi ihtiva eden çok bir doğru. coğrafya ve soydaşlarımızın varlık gösterdiği bir coğrafyayla ilgili istikrarlı bir şekilde ben burada varımı beyan etmek zorundadır, ediyor ve budur yapılan. Sayın Hocam, Musul'u konuşuyoruz. Musul'un tarihine konuşuyoruz zaman. Ki Musul ve Kerkük, o yeri konuşuyoruz ki bir kere Osmanlı'nın en önemli vilayetlerinden, illerinden bir tanesini konuşuyoruz. Aynı zamanda hemen dibinde biraz o tarafa geçtiğimiz zaman Suriye'de Türkmenleri konuşuyoruz. O yeri konuşuyoruz ki Osmanlı Devleti'nin çöktüğü yıllarda sadece Balkan coğrafyasında Selanik dışındaki ikinci en kalabalık Türk'ün yerleşim noktasıdır. Evet. Halep. Halep Türkmenlerini konuşuyoruz. Ve burada peki niye İrak neden bunu yaptı? İrak yalnız başına bunu yapmadı. İrak'ın bu itirazının ardında hiç şüphesiz ki Rusya ve İran'ın ona nüfuz etmesiyle birlikte maalesef bizim her zaman müttefiklik anlayışına ve ilkesine namuslu bir şekilde riayet ettiğimiz, ittifak içerisinde olduğumuz dışarıdan batılı devletler de o yönde bir düşünce ve beyanat ortaya koydular. Türkiye şu anda bölgede çok kurmaca bir siyaset dışarıdan yürütülmektedir. Türkiye'de bu kurgulanmış olan siyaset içerisinde aslında ifade edilmeyen ama bana kalırsa çoktan pimi çekilmiş olan 3. Dünya Savaşı'nı başlatan devlet olmaması için çok dikkatli ve itidal ile hareket ediyor. Aslında Başika'dan o askeri birliklerimizin bir kısmının kuzeye kaydırılması ne alttan alma değil, ne bir ürkme değil, ne de bir çekinme değil. Fakat çekilmiş olan kılıçlar karşısında Türkiye'nin başlattığı bir olay olmadan dikkatli bir politik hamleyle kaçınma, tansiyonu düşürmedir. Sayın Hocam, verilere baktığımız zaman aslında Irak'taki Türk askeri varlığının yeni bir olay olduğu şeklinde bir algı yayılmaya çalışıyor. Oysa ki veriler öyle söylemiyor. 21 yıldır geçti. Türk askeri Erbil'de, Süleymaniye'de, Zoha'da, Dohuk'ta ve İran çeşitli yerlerinde yine Irak için. Iraklı askerlerin eğitim ve için orada. Burada buyurun. Önemli bir nokta var. Irak'ta Türk askerlerinin bulunmasından Irak'ın mevcut iktidarda olan hakim güçleri de Irak içerisinde bağımsız Kürdistan yönetimi de bugüne kadar hep memnuniyetini ifade etti ve beyanatlar verdi. Bir tek grup dışında. İçerideki PKK'nın
Irak coğrafyasındaki uzantısı olan terör örgütü her zaman 20 yıl boyunca hiç değişmez bir şekilde her zaman Türkiye'nin oradaki varlığından rahatsız oldu. Onun için olaya bu bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Ve biraz da bu olaylar yaşandığı zaman uluslararası siyasetin kurgulanma nazariyesini iyi bir şekilde irdelemek gerekiyor. Bu ne demektir? Önce algı yaratılıyor, algıdan sonra icraatlar gerçekleştiriliyor ve hamle geliyor. Onun için de ben TRT camiası başta olmakla bu anlamda burada siyasi partiler kimliğinden kurtularak partiler üstü bir tavır sergileyen özellikle TRT Avaz bütün Türk coğrafyasına, Türk dünyasına birkaç gün bundan önce ifade edilen devletin en üst yetkilisi tarafından ve bizim de içimizde ukde olan ifadesinden de memnuniyet duyduğumuz sadece bizim içeriye değil 300 milyonluk Türk coğrafyasına karşı sorumluluğumuz var. İslam coğrafyasına karşı sorumluluğumuz var ve içeride vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var ifadesinin de gereksinimi olarak bu anlamda siz başından itibaren TRT Avaz bu anlamda yayınlar yapıyor ve bu yayınların benim nacizane düşüncem algı politikalarının hiçbir zaman olmadığı kadar asimetrik bir güç oluşturma çabası içerisinde olunduğu bir noktada bu tür yayınların sayının artırılması ve bu algıların yıkılması gerekiyor. Sayın Hocam, ben size Irak sorusunu sorarken haklı olarak bir çok güçlü bir noktayı tamamladınız. Dediniz ki içerideki hendek siyasetini de bu resmin içerisinde görmemiz gerekiyor. Hocam, İkisini bir arada değerlendirdiğimiz zaman şu anda gerçekten Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerinde hayat durmuş durumda. Bu terör eylemleri nedeniyle insanlar korku içindeler. Terör eylemidir çok terör açık bir şekilde. Terör eylemi açık bir şekilde icra edilmektedir. Terör eylemini siyasi bir kimliğe büründürme çabaları var ama düpedüz terör olaylarıdır. Bu terör olaylarını düşündüğümüz zaman PYD'nin Suriye içerisindeki faaliyetlerini, Irak'ın kuzeyinde bir egemenlikten bahsediliyor ama Musul zaten DAEŞ'in kontrolü altında. DAEŞ ve PKK'nın bu anlamdaki durumları göz önünde bulundurduğu zaman Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ya da Suriye'nin kuzeyinde etkin olmama gibi bir lüksü var mı Sayın Kesinlikle Hocam? Yoktur. Şimdi sadece o değil. Bir kere bir manevi olarak borç. Ben hep bu noktaya dur. Ekonomiyi ikinci söyleyeceğim. Biliyorum ki sizlerin de benden beklentisi budur. Çünkü ben kendim de dışarıda doğup büyümüş bir dış Türkler değilen bir Türk vatandaşı olarak bir kere sadece ekonomi bizleri ilgilendirmiyor. Bizi bir soy kökle ilgili ve Osmanlı çok uzun yüzyıllar boyunca hakim olduğu bir coğrafyada hakimiyetini sürdürdüğü zaman emanetlerini yerleştirdikleri bir coğrafyadaki emanete bir kere sahip çıkılması gerekiyor. Ona göre de değişik kimliklerin, değişik kişilerin, değişik siyasi aktörlerin içeriden ve dışarıdan Türkiye niye oradadır, Türkiye niye bu bir kere abesle iştigaldır. Çünkü dünyanın tümü oradadır. Türkiye'nin hem kültürel hem tarihi geçmişten günümüze süre gelen bir süreç içerisinde birinci dereceden Türkiye'nin olması gereken bir yerde Türkiye niye oradadır demek bir kere affınıza sığınacağım. İçeride de söylenirse bu bizim cehaletimizin göstergesidir. Dışarıdan da söylenirse suyi niyettir. Burada bir hüsniyet arayamayız. İkinci önemli bir şey tarih boyunca daha önceki katıldığım bu programda, bu stüdyoda sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda da nacizane ben bunu dile getirmeye gayret etmişim. Tarih boyunca devletlerin, bu coğrafyada özellikle bulunan devletlerin ve dünyanın tüm devletlerinin gücünün, istikrarının garantisi Asya'dan gelip Avrupa'ya pazarlanacak olan dönemin stratejik maddesi nedirse, eskiden İpek yolu döneminde İpek, baharat yolu döneminde baharat, bugün petrol, doğalgaz, yarın başka bir ürün olabilir. Burada bu güzergah üzerinde bulunan devletlerin bu coğrafyadaki konumları önemlidir. Şimdi biz hangi deminden sizinle birlikte bölgeye konuşuyoruz? Ortada. Hangi paraleli konuşuyoruz ama petrol ve doğalgaz açısından 34 ve 36. Aynen. paralellere. Ve bu paraleller altında mevcut
mevcut olan petrol ve doğal gazın da dair kanıtlanmış olan yataklara dair bilgiler Türkiye'de de mevcuttur. Türkiye dışında olan bölgeyle ilintili ve ilgili olan devletlerde de mevcuttur. Peki o zaman şuna bakmak gerekiyor. Irak işgal edildiği zaman neden ilk uygulanan şey Süleymaniye Kütüphanesi'nin yağmalanması oldu? Neden ilk yakılıp yok edilen belgeler Türklere dair tapu ve kadastroya ait kütük belgeler oldu? Neden Musul, Kerkük ve civarında, Süleymaniye ve civarında 100 yıllardır varlık gösteren Türkmenler neden oradan koparıldılar, oradan alındılar, mecburi bir göçe tabi tutularak başka yerlere sevk edildiler? Hocam müsaadenizle buraya hemen Suriye bağlamına da ekleyelim. Çünkü PYD de aynı şeyi Suriye'de Bayırbucak Türkmenlerine karşı yürüttü, hala da yürütüyor. Rusya'dan da güç ve kuvvet alarak. Demografik yapıyı değiştirmeye yönelik sistematik bir politika uygulandığını görüyoruz Rusya destekli şekilde. O zaman biz güneyimize bakarken Suriye ve Irak'taki Türkmenleri birbirinden bağımsız düşünmemeliyiz sonucuna mı çıkmamız gerekiyor? Tabii ki. Bir kere Orta Doğu Türkmenleridir, Balkan Türkmenleridir, Kafkas Türkleridir, Türkistan coğrafyasının ata yurdun Türkleridir, Uzak Doğu Uygur Türkleridir. Çıkış noktalarımızı oluşturan coğrafya olarak tasnifin böyle yapılması gerekiyor. Ve genel olarak dünya Türklüğüdür. Ve bence Türkiye'de geç kalınmış bir şey bir devlet bakanlığı değil. Direkt Türklerle ilgili bir bakanlığın, icraatçı bir bakanlığın kurulması ve bunun harekete geçirilmesidir. Hı. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada da bunun kaçılmaz olduğu gözükmektedir. Bayırbucak Türkmenlerine karşı günlerdir devam eden o bölgede köklerinin tamamen kesilmesi politikası diyorum ben buna. Bir politika yürütülmektedir ve burada tabii Türk insanı olarak, Türk aydın olarak en büyük eğer burada bir itham olacaksa en büyük başta da ben kendim olmakla suçu bizim hanemize yazmamız neden gerekiyor. Hocam? Çünkü Suriye'de etnik kimlik olarak nüfusun ikinci azınlık konumunda olan, eğer azınlık diyeceksek, en kalabalık nüfusu oluşturan Türkmenleri biz her zaman görmezden geldik, sayılarını ifade etmekten bile çekindik. Doğru. Ve başka yabancıların bize telgin ettiği şekilde biz orada bütün etnik kimliklere karşı saygılıyız ama hep dünya gündeminde Suriye'deki Kürtler ikinci en kalabalık etnik kimlik, hakkı gasp edilen kimlik olarak sunuldu. Algı politikasının bir parçası oldu. Önemli bir parçası oldu ve biz buna itiraz etmedik. İtiraz ettiğimiz zaman da ne yazık ki Türkiye içerisinde kendi aydınlarımız, kendi siyasilerimiz buna belirli bir ideoloji zeminine oturtmaya gayret ettiler ama bugün gelinen noktada gördüğümüz odur ki Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ilde vicdan sahibi olan, akıllı, ihsan sahibi olan herkes artık ortak bir noktada birleşiyor. Bu da Suriye Türkmenleri, ki ona Halep Türkmenleri denilmesini tarihten günümüze daha doğru bulmaktayım ben. Tarihten ismi de öyledir. Irak Türkmenleri ile ilgili bugün hepimiz artık çoğunluğu olarak aynı noktadayız. Bu bir şoven yaklaşım değil. Bu soydaşlarımızla ilgili yapılan haksız bir soykırıma, bir demografik yapının değiştirilmesine, politik çıkarlara Türk olan soydaşlarımızın kurban edilmesine göstermiş olduğumuz haklı tepkidir. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar haklı, akılcı, heyecandan uzak, aklı selim bir şekilde bilimi, diplomatik kanalları da sonuna kadar ama pes etmeden, sivil toplum kuruluşlarının da burada çok önemli etkileri olacaktır kullanarak bu yolda varlık göstermemiz gerekiyor. Bakınız, ayın 21'inde Suriye Türkmenlerinin Meclis Başkanı, Türkiye'nin resmi bir şekilde devlet yetkilileri tarafından muhatabımız Suriye Türkmenleri adına Suriye Türkmen Meclis Başkanlığı'dır. Abdurrahman Mustafa dedikleri zat-ı mühterem kardeşimiz, soydaşımız Giresun Üniversitesi'nde 30 bin öğrenci karşısında bir konuşma yapacaktır ayın 21'inde. Biliyorum ki bütün üniversitelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarında hepimiz aynı duyguları taşıyoruz. Çünkü her şeyden öte ben istiyorum, TRT bunu yapıyor ama daha fazla yapmasını istiyorum ve umarım ki
duygularıma da hakim olabilirim. Aslında Musul'dan, Kerkük'ten yankılanan o türküleri dinlediğimiz zaman bile Türk edebiyatının, Türk medeniyetinin nedenli, önemli öznesini oluşturan bir grubu konuştuğumuzu anlayabileceğiz. Ona göre oradan yakılan o türkülere baktığımız zaman bugüne ait, bugünün değil, geçmişten günümüze yaşadıkları çilenin faturasının kelimelere döküldüğü gerçeğini görüyoruz. Ah Kerkük, aman Kerkük'le başlayan o türkülere baktığımız zaman ki TRT son dönemlerde çok fazla bunları veriyor, çok daha fazla vermesi gerekiyor. O zaman biz orada neyi unuttuğumuzu ve neyi unutmamamız çok gerekliğini, doğru, neyi kaybedebileceğimizi ve bu kaybın sadece soydaşlarımızın kaybı olmadığını, aynı zamanda bu kayıpla birlikte bugün en aktüel konu aslında zaman yetersizdir maalesef. Ben isterdim ki bir programınızda sizin bunu gündeme getirelim. Akdeniz'in doğusu, Doğu Akdeniz'de neler oluyor ve Türkiye nasıl köşeye sıkıştırılmak isteniliyor? Çünkü hedefimiz Akdeniz denilmesinin altında yatan aslında biz derin hikmeti de böylece anlamış olacağız. Mısır'ın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve İsrail'in içerisinde yer aldığı, Rusya'nın birinci dereceden desteklediği bir projedir. Akdeniz'in doğusunda petrol ve doğalgaz projesi ve bu projeyle Türkiye'nin sesinin, nefesinin kesilmesi, Asya'dan Avrupa'ya bütün transfer edilen bu güzergahlar üzerindeki önemli stratejik maddeye, maddeyle ilgili Türkiye'nin konumunun zayıflatılması amaçlanmaktadır. Hocam, çok, bunları düşünmemiz hocam, gerekiyor. Hocam çok derin stratejik temelleri olan bir tablo çizdiniz. Hem de duygulanarak Irak ve Suriye Türkmenlerinin durumunu anlatırken duygulanarak ifade ettiniz. Stratejinin aslında duyguyla yoğrulduğu bir anlatım oldu. Tüm bu dış politika bölünmelerini düşündüğümüz zaman son olarak size Türkiye'nin enerjisinin bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde içeride yaşanan terör sorunlarının, terör eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik nasıl bir çaba içerisinde olmanızı istiyorum hocam. Ve kamu güvenliği açısından taviz verilmeyen bir politika yürütülmesi gerekiyor. Ben bunu bu sene de söylüyorum. Geçen sene de söylüyordum, önceki sene de söylüyordum. Yani barış tesis etmek en ümde düşüncemizdir. Bunu zaten hepimiz ifade ediyoruz. Ama Fransa'dan bir örnek vermem gerekiyorsa, Birleşmiş Milletler'in toplantısında da o arada Fransız yetkilisi Türkiye'de insan hakları konusunda bir itirazda bulunup Türkiye'ye şikayet edeceklerini söyledikleri zaman o yaşlı hanımefendiye kalabalık bir toplumun önünde, hanımefendi, Fransa'da yapılmış bir terör olayı nedeniyle ucu açık bir şekilde olağanüstü güvenlik ilan ettiniz. Olağanüstü hal ilan ettiniz. Güvenlik gerçekleştiriyorsunuz ve bunda kendinizi haklı görüyorsunuz. Türkiye 30 yıldır her gün, her ay, her saat aynı terör olaylarıyla yaşıyor. O zaman çifte standart olmuyor mu? Bir tarafta bunu mübah görüp o bir tarafta kamu güvenliğinin istikrarlı bir şekilde berpası namına geç kalınmış ama çok önemli olan bir noktada hepimizin işbirliği yapmamız gerekiyor. Dışarıda Türkiye bunlarla uğraşırken içeride hendeklere sığınarak terörü araç olarak görenlerin yaptıkları politika değil, vatana ihanettir ve düpedüz içeride ülkeyi bölmek ve parçalamaktır. Hocam. Türk insanı Kürdiyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, ben etnik kimlikleri saymayı sevmem çünkü hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Herkes bu oyunların farkındadır ve herkes tek yumruk olarak bu devletin gücünün, kudretinin hiçbir zaman azalmayacağına olan inancıyla bu ilkeden hareket edecektir. Hocam, buna inancım sonsuzdur. Bu güzel sözlerle bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Değerli izleyicilerimiz, Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Aygün Attar konuğumuzdu. Hemen duyuralım. 21 Aralık'ta Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Sayın Abdurrahman Mustafa Giresun Üniversitesi'nin konuğu olacak. İlgililere duyurmuş olalım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizleri ekran başına bekliyoruz. O zamana dek hoşçakalın.